Merhabalar Kaptan dişi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çikolata kremalı cheesecake tarifi vereceğim. İçi çikolatalı, sosu frambuazlı şahane bir cheesecake olacak. Diğer cheesecake tariflerimden yapımı biraz farklı ama lezzeti en az onlar kadar güzel olan e, başarılı bir tarif olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle 100 gram fındığı e, rondonun içerisine alacağım. Ve hafif diri olana kadar öğüteceğim. Ee, sonra bisküvileri ekleyip öğüteceğim. Bunu yapmamdaki amaç bisküviler çok yumuşak ama fındıklar e, çok sert olduğu için aynı anda öğütüldüğünde ikisi e, un haline gelmiyor. Fındıklar pütür pütür kalıyor. O yüzden bisküvileri sonradan ekliyorum ve öğütüyorum. Ayrı bir yerde 100 gram tereyağını bir güzel eritiyorum. Bu erittiğim tereyağını hazırlamış olduğum bisküvi ununun içerisine ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. E, tüm bu bisküvi unları yağla kaplanmış olması lazım. Böylece tabana yaydığımızda sabitlediğimizde yağ hepsinde eşit bir şekilde donacaktır ve her yeri aynı kalacaktır. 24 santimlik bir kalıbım var burada. Altına yağlı kağıt serdim. Bu hazırladığım yağlı bisküvi unumu yayıyorum, bir kaşıkla düzeltiyorum. Ardından bir bardağın arkasıyla e, sabitleyeceğim. Bir güzel sabitliyorum tabana, yapıştırıyorum. E, kenarlarda yükseklikler kaldı gördüğünüz gibi. Bu yükseklikleri de kaşığın arkasıyla bastırarak tamamen düzeltiyorum. Böylece kekiniz daha düzgün bir şekilde görünecektir kesildiği kalıptan çıktığı zaman. Ee, kalıbı buzdolabına kaldırdım. O buzdolabında donarken buzdolabın normal kısmında dolarken ben de krema kısmımı yapacağım. 600 gram suyunu süzdüğüm labnem var. Bu labneyi hafif şöyle karıştırdım. İçerisine tepeleme 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Ve nişastayla da bir güzel karıştıracağım. Bu sırada söylemem gereken bir şey var. Ee, ocağımı 150 derecede açtım. Fırınımı çok özür dilerim. Altına da bir tepsi su koydum. Ee, ben kremamı hazırlarken fırınım ısınıyor olacak. Şimdi krema ve pardon labne ve e, nişastamı karıştırdım. Burada da krema ve çikolata kısmını oluşturacağım. Bir kutu yani 200 milim kremayı ısıttım içerisine 160 gram e, ister bitter ister sütlü bitter karışık çikolatayı kırarak ilave ediyorum ve karıştırarak eritiyorum. Gördüğünüz gibi e, eridi hazır şu anda. Hafif oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Yani 3-4 dakika kadar tezgahın üzerinde ılısın. E, sonra hazırladığımız labneli kısmın içerisine ilave edeceğiz. İlk sıcakla ilave ederseniz çok fazla sulanacaktır labne. O yüzden hafif ılıtmakta fayda var. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Homojen hale gelecek. Kesinlikle mikser kullanmayın. Bir manuel çırpıcı ile karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Çikolata ve labne e, Gördüğünüz bu rengi aldığı zaman bu kıvama geldiği zaman içerisine yumurtalarımızı ilave edeceğiz. Diğer çiz olduğu gibi burada da yumurtaları teker teker ilave edeceğiz. Yani birini kırın iyice karıştırın. Tamamen karıştıktan sonra diğerini ekleyin. Bu şekilde 3 yumurtamızı birden ekledik. E artık krema kısmımız da hazır demektir. buzdolabında e, dondurduğumuz, soğuttuğumuz bisküvi tabanlı kalıbımıza şimdi bunu dökeceğiz. Kıvamını gördünüz. Tamamını döküyorum içerisine. E, bu aşamada alüminyum folyo sarmalısınız kenarlarına. Ben unutmuşum ama sarmanızda fayda var. Kalıbın kenarlarını alüminyum folyo saralım ve önceden ısıttığımız altına bir tepsi su koyduğumuz 150 derecedeki alt üst ayar fırında bir buçuk saat kadar pişiriyoruz. Benim bir buçuk saat pişti. Bir buçuk saatin sonunda fırınımı kapatıyorum. Yani tamamen ama kapağını bu şekilde yarım açık bırakacak şekilde bir saatte o şekilde fırının içerisinde fırının sıcağı ve suyun buharıyla pişmesini sağlıyorum. Frambuazlı sosumu yapacağım. 1 ee, su bardağı dondurulmuş frambuaz, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 çay bardağı su ve 6 yemek kaşığı şekeri ekliyorum. Sos tavamın içerisinde hepsini bir arada. Ve sürekli karıştırıyorum kaynayana kadar. Sosum da hazır olmuş oluyor. Frambuazlar çok yumuşak meyveler olduğu için öğütülecektir. Gördüğünüz gibi herhangi bir blender ya da ezici kullanmanıza gerek yok karıştığında da o bu kıvam alacak şahane bir rengi olacak bu sosumuz e, tamamen üstünü kaplayan kalıp gibi olan soslardan olmayacak daha akışkan böyle daha yumuşak ve daha az bir sos olacak çünkü zaten cheesecake'imizdeki çikolata aromasını o kadar beğeneceksiniz ki herhangi bir sos tadını çok aramayacaksınız. Kalıbın kenarlarına dönerek çıkarttım. Gördüğünüz gibi ince bir bıçakla dönmenizde fayda var. Şimdi kalıptan servis tabağını alma kısmını da göstermek istiyorum. İki büyük bıçağı şöyle cheesecake'in altına yağlı kağıttan yardım alarak geçiriyorum. Kaldırıyorum ve servis tabağıma aynı şekilde bırakıyorum. Çiz kekin benim e, oda sıcaklığına gelmişti fırının içerisinden çıkardıktan sonra. Sosum da hazırdı. Hazırladığım sosu üzerine döküyorum. İsterseniz anında, isterseniz e, 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz. Yalnız fırından çıktıktan sonra çiz kesinlikle oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. En az e, 2-3 saat dışarıda kalmış çiz dilimleyin. Sosu da her tarafına yaydım. E, kalıp gibi olmayacaktı. İnce bir sos oldu zaten bahsetmiştim. Kenarlarına çakıl taşı çikolatalardan koyuyorum. E, ben buzdolabında dinlendirdim. Size de tavsiyem dinlendirmeniz. 3 saat kadar buzdolabında kaldı benim. 3 saatin sonunda dilimledim. Ve e, size iç kısmını da göstermek istiyorum. Hem frambuazın rengi hem içindeki çikolata kremasının rengiyle şahane bir e, cheesecake çıktı ortaya. Yiyenlerin çok sevdiği tariflerimden bir tanesi. 2 e, sene önce de vermiştim ben bu tarifi fakat çok altlarda kaldığı için tekrar vermek istedim. Bugün e, YouTube'u açmamın ikinci senesi. O yüzden böyle özel bir tarifle size göstereceğim merhaba demek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara da afiyetler olsun diyorum. E, bu da yine aynı şekilde hazırladığım fakat kalıbını biraz küçük tuttuğum çiz, yine çikolatalı bir cheesecake'im. Bunu da size göstermek istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere.